Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 170. testlerin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Fonksiyonun artan fonksiyon olması için A gerçek sayıların çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bir üstel fonksiyon ki fx eşittir A üzeri x formatında yazılmış olan fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. Üstel fonksiyonlarda tabandaki A sayısı sıfırdan büyük olmak zorundadır. Yani pozitif olmak zorundadır. Aynı zamanda birden de farklı olmak zorundadır. A eşit değildir. 1. Şimdi bu fonksiyonun üstel bir fonksiyon olması için şu koşulları sağlaması gerekir. A sayısının bir bileşik kesir olması gerekli. Bileşik kesir tabi birden farklı olduğu için birden farklı olan bir bileşik kesir. Peki bizim fonksiyonumuzda taban kısmında kim var? 3 bölü A artı 2 ifadesi var. Bunun birden büyük olması gerekiyor. Yani bir bileşik kesir olması ama birden farklı olması gerekiyordu. Aynı zamanda şunu da söylememiz gerekecek. Bu kesir eğer bir sayısından daha büyük bir sonuç veriyorsa o zaman A artı 2 sayısı 3'ten mutlaka daha küçük bir sayıdır. Bir de şöyle bir koşulumuz olmalı. 3 sayısı bir pozitif sayı. A artı 2 de bir pozitif sayı olmalı ki pozitifin pozitife bölümünden pozitif bir sayı çıksın ki birden büyük halde kalabilsin. O halde A artı 2'nin aynı zamanda sıfırdan da büyük olması gerekli. Eşitsizliğin her tarafından 2 çıkarma işlemi yaparsak. Eksi 2 küçüktür A, küçüktür 1 sonucuyla karşılaşmış oluruz. Ve A için çözüm aralığı E seçeneğinde görünmüş olur. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Ln içinde x çarpı y, ln x artı ln y şeklinde logaritmada çarpma işleminin özelliği yardımıyla yazılabilir. Benzer şekilde ln içinde x bölü y ve ln x eksi ln y şeklinde yazılabiliyor. Bunun da sonucu 2. Şimdi bu ikinci denklemi eksi 1 sayısıyla çarpıp bulduğumuz sonuçları alt alta toplayalım. Birinci denklemimiz ln x artı ln y olduğu gibi kalacak eşittir 4. İkinci denklemimiz eksi ln x artı ln y şeklinde dönüşecek. Bunun da sonucu eksi 2'dir. Alt alta toplama işlemi yaptığımızda ln x'ler birbirini nötrlerken elimizde 2 tane ln y ifadesi kalacaktır. Ve bunların sonucu 4 artı eksi 2'den 2 olur diyebiliriz. O halde ln y'nin sonucunun 1 çıktığını söylemek mümkün. Peki ln neydi? Ln içinde x ifadesinin anlamı aslında logaritma e tabanında x demektir. Ln y ifadesi aslında logaritma e tabanında y anlamına gelir ve bu da 1 sayısına eşittir. Dolayısıyla y'nin yerine e yazmamız gerektiği sonucuna buradan ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Üçüncü derece kök içinde a kare bölü b kare eşittir 16 şeklinde bir ifade verilmiş. Bu olduğuna göre logaritma iki tabanında a artı logaritma iki tabanında b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Önce buradaki ifadeyi bir düzenleyelim. Eşitliğin her iki tarafında üçüncü kuvvet alalım. Üçüncü kuvvet aldığımızda üçüncü derece kökten kurtulmuş olacağız. A'nın karesi bölü B'nin karesi eşittir 16 sayısının üçüncü kuvveti olacaktır. A'nın karesi bölü B'nin karesi ifadesi A bölü B'nin ikinci kuvveti şeklinde yazılabilir. O da eşittir 16 sayısı 2'nin dördüncü kuvveti üzeri 3 şeklinde düzenlenebilir. Devam edecek olursak A bölü B üzeri 2 eşittir 2 üzeri 12, hatta bunu 2 üzeri 6'nın ikinci kuvveti şeklinde yazacak olursak A bölü B ifadesinin sonucunun 2 üzeri 6 olduğunu söylemek mümkün olacaktır. İşlemimize şöyle devam edelim. Toplamın sonucu nedir diye sorulmuştu. Logaritma 2 tabanında A ifadesi olduğu gibi kaldığında 1 bölü 2 sayısının 2 üzeri eksi 1 olduğunu eğer hatırlarsak ve logaritmada taban ya da üst kısmındaki sayıların kuvvetlerinin logaritmanın önüne atıldığını biliyoruz. O halde artı 1 bölü eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında b'ye dönüşmüş olacaktır. Düzenlemesini yaptığımızda logaritma 2 tabanında a artı 1'in eksi 1'e bölümü eksi 1, bir de öndeki artıya müdahale edecek olursak burası eksi logaritma 2 tabanında b'ye dönüşecektir. Logaritmaların tabanları aynı iken aralarında çıkarma işlemi varsa bu işlem sonucu logaritma 2 tabanında
A bölü B şekline dönüşmüş olur. Peki A bölü B sayısının değeri neydi? 2 üzeri 6 ile hemen yerine yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6'ya dönüşmüş oldu. Üslü sayıdan dolayı 6 sayısı başa çarpım şekline geçtiğinde 6 çarpı logaritma kitabında 2. Logaritma kitabında 2'nin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 6 çarpı 1'den dolayısıyla cevabımızın 6 çıkacağını söyleyebiliriz. D seçeneğinde olduğu gibi. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Logaritma A bölü B ifadesinde. Bunu eğer ihtiyacımız olursa 1 bölü logaritma taban ve üst kısımlar yer değiştirecek B tabanında A şeklinde yazabilir hale geleceğiz. Dolayısıyla bizim sayılarımız aslında buna uygun. Tabii şuradaki baştaki 2'yi 2 çarpı 1 şeklinde ayarlayacak olursak 2 çarpı logaritma 60 tabanında 2'ye dönüşmüş olacaktır. 1 bölü logaritma 2 tabanında 60 ifadesinden bahsediyoruz. Aynı şekilde artı 1 bölü logaritma 3 tabanında 60, o da logaritma 60 tabanında 3 artı 1 bölü logaritma 5 tabanında 60, o da logaritma 60 tabanında 5'e dönüşmüş olur. Daha sonra buradaki iki sayısını kuvvet olarak içeriye attığımızda birinci logaritmamız logaritma 60 tabanında 2'nin ikinci kuvvetinden 4 artı ikinci logaritma 60 tabanında 3 artı üçüncü logaritma 60 tabanında 5. Tabanların hepsi aynı ve arada toplam işlemi var. Dolayısıyla bu logaritma 60 tabanında 4 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde dönüşecektir ki bu da 60 sayısına eşit. O zaman logaritma 60 tabanında 60 ve sonuç 1 olur diyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Logaritma 2 tabanında içeride 2 çarpı logaritma 3 tabanı onun da içinde 3 çarpı logaritma y tabanı x artı 2 şeklinde bir ifade verilmiş ve bunun sonucu 1'dir deniliyor. Logaritmanın sonucunun 1 çıkması için taban kısmındaki ifadeyle iç kısımdaki denklem kısmındaki ifadelerin eşit olması gerekli. Dolayısıyla iç kısımdaki 2 çarpı logaritma 3 tabanında parantez 3 çarpı logaritma 7 tabanı ve onun da içinde x artı 2 ifadesinin sonucunun 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tabi burada logaritma işlemi 2 ile çarpıldıktan sonra 2 sonucunu vermiş. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 3 çarpı logaritma 7 tabanı x artı 2 işleminin sonucunun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yine az önce bahsettiğimiz gibi logaritmanın tabanı 3 iken eğer sonuç 1 çıkıyorsa o zaman iç taraftaki denklem de 3 sayısına eşittir. Yani 3 çarpı logaritma 7 tabanında x artı 2 işleminin sonucunun 3 çıkması gerekli. Bu da 3 çarpı 1 ile mümkün. Yani logaritma 7 tabanında x artı 2 işleminin sonucunun 1 ve bu da x artı 2'nin 7, dolayısıyla da x'in 5 çıkmasını sağlayacaktır. Altıncı sorumuzla devam edelim. Yine küçük bir özellik hatırlayalım. Logaritma A tabanında B ifadesi eğer x'in kuvveti şeklinde yazılmış ise burada x ve B kendi arasında yer değiştirirse logaritma bu işlemden etkilenmeyecektir. B üzeri logaritma A tabanında x'e dönüşmüş olacaktır. Tabii burada logaritma içinde yazılan A, B ifadelerinin yanı sıra x'in de logaritma tanımına uygun olması gereklidir. Şimdi ln ifadesinin de hatırlayalım. Ln x ifadesinde logaritma e tabanında x anlamına geldiğini hatırlayalım. Dolayısıyla buradaki denklemi alıp düzenleyecek olursak 7 üzeri ln x logaritma e tabanında x artı x üzeri ln 7 o da logaritma e tabanında 7 eşittir 686'dır diyebiliriz. Burada bu işlemlerden yani üslü yazım şekillerinden sadece birini değiştirmek bizim için yeterli olacaktır. O da şöyle olacak. Buradaki x'i yukarıya alırken 7 sayısını aşağıya alalım. 7 üzeri logaritma e tabanında x artı 7 üzeri logaritma e tabanında x eşittir. 686'ya dönüşmüş olur. Yani elimizde 2 tane 7 üzeri logaritma e tabanında x eşittir
686 2'ye böldüğümüz zaman ise 7 üzeri logaritma e tabanında x eşittir 343 sonucunu elde etmiş olacağız. Peki acaba 7'nin kaçıncı kuvveti 343'ü eşittir? 7'nin 0. kuvvetinin 1, 7'nin 1. kuvvetinin 7, 7'nin 2. kuvvetinin 49, 7'nin 3. kuvvetini hesaplarken 49 çarpı 7'den dolayı bunda 343 çıkacağını söyleyebiliriz. Yani logaritma e tabanında x'in yerine 3 yazılması gereklidir. Şimdi logaritmadan kurtulup x'in tek başına kalmasını istiyorsak logaritmayı silerken tabandaki e sayısını karşı tarafa yine taban olarak göndermemiz gerekiyor. Dolayısıyla x eşittir e üzeri 3 olduğunu söyleyebiliriz. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Logaritma fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi işlem logaritma içinde gerçekleştiği için logaritmanın iç tarafındaki x'in karesi eksi 4 bölü x artı 10 işleminin mutlaka sıfırdan büyük olması, yani bir pozitif sayı olması gereklidir. Dolayısıyla işlemimiz gördüğünüz gibi bir eşitsizlik çözümüne dönüştü. X kare eksi 4 2 kare farkı tekniğinden x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazılır iken payda kısmına dokunmuyoruz. X artı 10. Bu da büyüktür 0. Şimdi birinci parantezi 0 yapan x değeri, x'in birinci değeri 2'dir. Birinci parantezi 0 yapan, ikinci parantezi 0 yapan x değeri, x'in ikinci değeri o da eksi 2 olacak. Payda kısmını 0 yapan x değeri, üçüncü değer o da eksi 10'dur diyebiliriz. Eşitsizliklerdeki özellikle ikinci derece eşitsizliklerde çözüm kümesi bulurken işaret tablosu oluşturuyorduk. Hemen oluşturalım. Bir sayı ekseni çiziyoruz ve en küçük değer eksi 10, daha sonra eksi 2 ve artı 2 sayılarını bu sayı ekseni üzerine yerleştirdikten sonra aşağıya çizgiler çekelim. Şimdi eksi 10 sayısı paydayı 0 yaptı. Bunu hatırlamak için çift çizgi kullanabiliyoruz. Onun dışında çözüm kümesine dahil olacak herhangi bir kök yok. Çünkü verilen işlemde bir eşitlik yok. O zaman içi boş noktalar çözüm kümesine hiçbir şekilde dahil edilmeyecekler anlamı taşıyacaktı. Daha sonra şunu söyleyecektik. Baş katsayının işareti nedir? Bunu ister ilk denklemde ister çarpanları ayırıp kökleri bulduğumuz denklemde uygulayabiliriz. Pay kısmında burada en büyük dereceli terim x kare katsayısı artı 1 pozitif işaret. Payda kısmında en büyük dereceli terim x işareti pozitif. Bir pozitif sayının başka bir pozitif sayıya bölümü yine pozitif sonuç verdiği için işlemimizin yani tablomuzun en sağında pozitif işaretli bir sonuç çıkacağını söyleyebiliriz. 2'den daha büyük sayı değerleri kullanınca buradaki eşitsizliğin sonucunun pozitif çıktığını söyleyebileceğiz. Daha sonra 2 sayısının sol tarafına geçtiğimizde tek katlı kök olduğundan dolayı işaret değişecek. Eksi 2'nin soluna geçtiğimizde yine tek katlı kökten dolayı işaret değişecek. Eksi 10 sayısı o da bir tek katlı kök. Çift çizgi sadece paydayı 0 yaptığını hatırlatmak için de. Bu yüzden bu da işaret değiştirmeye sebep olacak. Eksi. Peki bizim eşitsizliğimiz ne diyordu? İşlem 0'dan büyük tarafta. Yani sadece pozitif tarafla ilgileneceğiz. Pozitif olan bölge eksi 10 ve eksi 2. Aynı zamanda 2 ve sonsuza kadar ilerliyor. Yani bunu eksi 10 virgül eksi 2 açık aralığı birleşim 2 ve artı sonsuz açık aralığı şeklinde ifade edebiliriz. Bu da tabii ki B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 8. sorumuzda fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yine logaritma fonksiyonundan bahsedilmiş. Biraz önceki soruda şöyle hatırlayalım. Tabandaki sayımız 3'tü. Bu yüzden tabandaki ifadeyi hiç kontrol etmemiştik. Şimdiki sorumuzda ise tabanda bir denklem var. X eksi 3. O halde logaritma koşullarına göre x eksi 3'ün hem 0'dan büyük olması gerekiyor ve aynı anda x eksi 3'ün 1 sayısına eşit olmaması gerekiyordu. Bu yüzden bunu ayrı bir eşitsizlik sistemi şeklinde düşüneceğiz. Ayrı bir eşitsizlik şeklinde düşüneceğiz. Bu birinci durum. Şimdi normal çözüm kümesi ararken bu koşulları da mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Burada bulacağımız x değerlerinin 3'ten büyük olur iken aynı zamanda
4'ten de farklı olması gerektiğini hatırlamak gerekecek. Şimdi gelelim üst taraftaki işleme. Biraz önce de yaptığımız gibi ikinci derece bir eşitsizlik çözümü yapacağız. X'in karesi eksi 2x eksi 3 bölü payda kısmında x artı 2 ifadesi var. Bunda sıfırdan büyük olması gereklidir. Pay kısmında çarpanlara ayırma işlemi yaptığımızda x eksi 3 çarpı x artı 1 bölü payda kısmında x artı 2 durumu söz konusu olacak. Büyüktür 0. Kökleri tekrar alalım tek tek. Birinci parantezimiz x eksi 3. Orayı kim sıfır yapar? 3 sayısı. Birinci kökümüz 3. Pay kısmında yine x artı 1 çarpanımız var. Orayı sıfır yapan değer eksi 1. O zaman ikinci kök eksi 1. Paydayı sıfır yapan değer ise üçüncü kök olacak. O da eksi 2'dir. Paydayı sıfır yaptığını hatırlamak için bunu şöyle kutu içine alalım. Gel, tabloda zaten işaretleyeceğiz. İşaret tablosunu oluşturalım. En küçük değer eksi 2. Paydayı sıfır yaptığı için çift çizgi. Daha sonra eksi 1 ve 3 değerleri var. Şimdi bunlar birer defa tekrar ettikleri için hepsi tek katlı kökler ve eşitlik söz konusu olmadığı için içi boş noktalar yani çözüm kümesine dahil edilmeyecekler diyerek devam edebiliriz. Başka katsayı incelediğimizde biraz önceki soruda da olduğu gibi her tarafın pozitif olduğunu görebiliyoruz. O zaman en sağda pozitif. Tek katlı kök gelince işaret değişecek. Eksi, tek katlı kök artı, tek katlı kök eksi. İşlemimizin sıfırdan büyük tarafta yani denklemin sıfırdan büyük tarafta olması pozitif bölgeyle iş yapacağımız anlamına gelecek. Yani x'leri buradan seçeceğiz. Şimdi normal koşullarda burası eksi 2, eksi 1, birleşim 3 ve sonsuz şeklinde artı sonsuz şeklinde yazılacaktır. Ancak ne demiştik hatırlayalım. Birinci durum bize payda kısmındaki, daha doğrusu taban kısmındaki x eksi 3 ile ilgili bir bilgi veriyordu. Buradaki bilgimiz şu. X sayısı 3'ten büyük olacak. Peki bizim bulduğumuz eşitsizlik kümesinde yani çözüm kümesinde eksi 2 ve eksi 1 diye bir aralık var. Ancak x'in 3'ten büyük olması bu duruma uygun değildir. Bu yüzden eksi 2 ve eksi 1 aralığını iptal edeceğiz. Daha sonra ne diyeceğiz? X'in 3'ten büyük olması 3 ve artı sonsuz aralığına uygundur. Ancak burada da şöyle bir problemimiz vardı. X sayısı 4 değerine eşit olmayacak. Yani bunu şöyle güncelleyebiliriz. 3'ten sonsuza kadar farkı ya eksi ya da sola yatık çizgi şeklinde gösterebiliyoruz ve tek bir eleman yani 4'ü dışarı atacağız. Diğer gösterim şekli 3'e sonsuz sola yatık çizgi ve 4 şeklinde olacak. Bunu da E seçeneğinde görebiliyoruz. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Logaritma 50 tabanında 20'yi log 20 bölü log 50 şeklinde taban değiştirme kuralıyla yazabiliriz. Bu da eşittir. Ne olsun? 20 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 5. 50 sayısı 2 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde olduğu için logaritma içindeki çarpma işlemi toplamaya dönüşecek. Elimde 2 tane log 2 çarpı log 2 bir tane log 5 olacak. Artı log 5 diyebilirim. Bölü payda kısmında ise bir tane log 2 artı iki tane log 5 oluşacaktır. Bunda sonucu ne? Yalancı payda yazıp içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı log 2 artı log 5 eşittir. N çarpı log 2 daha sonra artı n çarpı 2, 2n çarpı log 5'e dönüşecektir. İçinde log 5 bulunanlar eşitliğin bir tarafında, içinde log 2 bulunanlar eşitliğin diğer tarafına geçsin. Örneğin n çarpı log 2'yi sol tarafa çekince log 5'i de sağ tarafa çekelim. 2 çarpı log 2 eksi n çarpı log 2 eşitliğin sol tarafı olur ki n sağ taraf 2n çarpı log 5 eksi log 5'e dönüşmüş olur. Log 2 ortak çarpan parantezi 2 eksi n çarpı log 2 şeklinde çevirecek burayı. Log 2. Aynı şekilde log 5 ortak çarpan parantezde 2n eksi 1 çarpı log 5'e sebep olacak.
Şimdi logaritma 2 tabanında 5 ifadesinde tabanı değiştirme işlemi yaptığımızda aslında burayı log 5 bölü log 2 şeklinde yazabileceğimizi görüyoruz. Yani log 2 payda kısmına geçerken 2n eksi 1 de diğer tarafta payda kısmına geçerse işlem çözülmüş olur. 2 eksi n bölü 2n eksi 1 eşittir logaritma 5 bölü logaritma 2'ye dönüşeceğinden dolayı logaritma 2 tabanında 5 olduğunu söyleyebiliriz. Peki seçeneklere şöyle bir bakalım. 2 eksi n bölü 2 n eksi 1 ifadesinin yerine payın işaret değiştirilirse n eksi 2 paydayı da aynı anda işaret değiştirdiğimizde 1 eksi 2 n şeklinde de yazmak mümkündür. O da A seçeneğinde görünüyor. 10. sorumuz. Denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Logaritmanın yani de eşitliğin hem sol tarafında log 2 tabanı hem de sağ tarafında log 2 tabanında ifadeler var. O zaman logaritmalar ve tabanlar aynıysa içerideki denklemler yani x'in karesi eksi 10 ve 4x artı 11 eşittir diyebiliriz. O zaman sağ taraftaki işlemleri sol tarafa atalım. X'in karesi eksi 4x eksi 11 bu tarafa gelince toplam eksi 21 olacak. Artı 11 eksi 11 olarak geldiği için eşittir 0. Çarpılarını ayıralım. X çarpı x eksi 7 artı 3 dersek çarpanlardan biri x eksi 7, diğeri x artı 3 olacaktır. Eşittir 0. O halde köklerden birincisi 7 olurken köklerden ikincisi eksi 3'tür diyebiliriz. Şimdi kontrol etme zamanı. Acaba biz x gördüğümüz yere 7 yazarsak logaritmaların içi logaritma tanımına uygun hale gelir mi? Bakıyoruz. X'in karesi, dolayısıyla 7'nin karesinden 49, eksi 10'dan 39. Sol taraf logaritma 2 tabanında 39'a. Sağ taraf 4 çarpı 7 28 artı 11 39 logaritma 2 tabanında 39 herhangi bir problem yok. Birinci kökü kabul edebiliyoruz. Peki ikinci kökü denemeye çalıştığımızda bu sefer şöyle bir durumla karşılaşacağız. O da logaritma 2 tabanında eksi 3'ün karesi 9 eksi 10 yani logaritma 2 tabanında eksi 1. Maalesef bu logaritma tanımına uygun değildir. Bu yüzden eksi 3 sayısını kabul edemiyoruz. Sağlayan x değerleri bir tanedir ve o 7 sayısıdır. 11. sorumuzda yine taban değiştirme özelliği kullanacağız. Logaritma 3 tabanında x ifadesinin yerine eğer biz t yazacak olursak o zaman logaritma x tabanında 3 üst ve taban yer değiştirdiğince bu da 1 bölü t'ye dönüşecektir. Bu yüzden denklemimiz t artı 1 bölü t eşittir 2 şeklinde dönüşmüş olur. Bu eşitliğin her tarafını t ile çarpalım. Dolayısıyla t çarpı t'den t kare, t çarpı 1 bölü t'den artı 1 eşittir 2 çarpı t'ye dönüşmüş olacak. Sağdaki 2t'yi sol tarafa çektiğimizde t'nin karesi eksi 2t artı 1 eşittir 0. Bu da t eksi 1'in karesidir diyebiliriz. Eşittir 0. 0'ın karesi 0 eşit olduğundan dolayı t sayısının değerinin 1 olduğunu söylemek mümkün. Peki t neydi? Logaritma 3 tabanında x eşittir t yani eşittir 1. O zaman x'in de 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. 12. sorumuzda devam ediyoruz. A üzeri logaritma b tabanında c, c üzeri logaritma b tabanında a. Logaritmada taban değiştirme kuralı. A üzeri logaritma b tabanında c ifadesinde a ve c kendi arasında yer değiştirirse sonuç bundan etkilenmiyor. Bunun yerine c üzeri logaritma b tabanında a yazılabilir. Dolayısıyla birinci ifadeyi değiştirelim. A ve c yer değiştirsin. C üzeri logaritma b tabanında a. Daha sonra artı ikincisi olduğu gibi kalacak. C üzeri logaritma b tabanında a eşittir 128. Elimizde iki tane c üzeri logaritma b tabanında a oluşur. Bu da 128'e eşittir. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde c üzeri logaritma b tabanında a'nın kaç olduğunu 64 olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki üst kısımdaki logaritmayı serbest bırakmak istiyorsak, buradaki c sayısını karşı tarafa gönderirken
logaritma içinde yazmalıyız. Yani logaritma e tabanında a eşittir logaritma c tabanında 64'e dönüşmelidir. Peki, 64 sayısı 4'ün 3. kuvveti olduğu için burayı logaritma b tabanında a eşittir. Şurası 4'ün 3. kuvveti. Bu yüzden 3 sayısını başa çarpım şeklinde atacağız. 3 çarpı logaritma c tabanında 4 olduğunu iddia etmek mümkün. Dolayısıyla buradaki işlemimiz artık çözülmüş hale geldi. Pay kısmında logaritma b tabanında a var. Onun yerine 3 çarpı logaritma c tabanında 4 bölü payda kısmı logaritma c tabanında 4 sadeleşince cevabımız 3 çıkacaktır. 13. sorumuzla devam ediyoruz ki bir pozitif reel sayı olmak üzere logaritma x tabanında x artı k fonksiyonu için f(2k) eşittir 2 olduğuna göre k kaçtır diye sorulmuş. O zaman bunu alıp fonksiyonda yerine yazalım. O halde bu logaritma x gördüğümüz yere 2k yazıyoruz. 2k tabanında 2k artı k'den 3k eşittir 2. Daha sonra logaritmayı silip tabanı alıp karşıya taban olarak gönderdiğimizde 3k eşittir 2k üzeri 2'ye dönüşmüş olacak. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şu. 3k eşittir 2k'nin karesi 4 çarpı k kare olacak. 3k'yi sağ tarafa atalım. 0 eşittir 4k kare eksi 3k. K ortak çarpan parantezini alacak olursak k çarpı parantez içinde 4k eksi 3 haline gelir. Çarpma işleminin 0 olması için ya k sayısının birinci değerinin 0 olması veya parantezin yani 4k eksi 3'ün 0 olması gerekir. Buradan ise 4k eşittir 3 yani k eşittir 3 bölü 4 bulunacaktır. Bu da k sayısının ikinci değeridir. Giriş kısmında sayımızın pozitif reel sayı olduğunu söylemişti. 0 pozitif bir sayı değildir. Bu yüzden bunu kabul etmiyoruz. 3 bölü 4'ü cevap olarak kabul edebiliyoruz. 14. sorumuzla devam ediyoruz. Logaritma 3 tabanında x kare ile logaritma 3 tabanında x küp 3'ün katı ardışık pozitif tam sayılardır. O zaman şöyle yapalım. Biri iki sayısını şöyle dışarı attığımızda 2 çarpı logaritma 3 tabanında x olur iken diğeri x'in 3. kuvvetini dışarı attığımızda o da 3 çarpı logaritma 3 tabanında x haline geliyor. Ve bizde söylediği şey bu sayılar 3'ün katı olacaklar ve ardışık pozitif sayılar olacaklar. Örneğin biri 3 olursa diğeri 6. 6 olursa diğeri 9. 9'a 12 gibi. Yani biri diğerinden 3 fazla olacak. Şimdi logaritma 3 tabanında x'in aynı olduğunu görebiliyoruz. Biri 2 kat, biri 3 kat. Büyük sayı 3 çarpı logaritma 3 tabanında x olduğunu kabul edersek eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında x onun da sonucu kaç gelecektir? 3 gelecektir diyebiliriz. Aslında bu ifadeleri hani 2 ve 3. kuvvetleri dışarı atmadan şöyle yazsak daha iyi olurdu. Logaritma 3 tabanında x'in küpü eksi logaritma 3 tabanında x'in karesi eşittir 3. Tabanlar aynı. Arada çıkarma işlemi var. O zaman bunlar logaritma 3 tabanında x küp bölü x kareye dönüşecek. Ve o da eşittir 3 olacaktır. Yani şunu söylemek mümkün. Logaritma 3 tabanında x eşittir 3. Buradan da x eşittir 3 üzeri 3. Yani 27'dir diyebiliriz. Peki şu ifadeyi alalım ve hesaplayalım. Logaritma x yani 3'ün 3. kuvveti yazarsak daha iyi olur. 81 3'ün 4. kuvveti. O zaman pay kısmındaki yani daha doğrusu üst kısımdaki sayının kuvveti 4 pay kısmına taban kısmındaki sayının kuvveti paydaya geçecek. Logaritma 3 tabanında 3 o da 4 bölü 3'tür diyebiliriz. 15. sorumuz şu şekilde verilmiş. A. Logaritma 5 tabanında 27. B. Logaritma 2 tabanında 30. C. Logaritma 3 tabanında 71 şeklinde verilmiş. Yani ben buradaki ifadeyi şöyle düzenleyebilirim. Logaritmayı silersem 5 sayısı karşıya taban olarak geçecek. O zaman 5 sayısının a'ncı kuvveti 27'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi ben şunu biliyorum. 5 sayısının kuvvetleri 1, 5, 25, 125 gibi değerler veriyor ve ilerliyor.
27 sayısı 25 ile 125 arasında olduğu için 5'in ikinci kuvveti 25, 5'in üçüncü kuvveti 125, dolayısıyla 5 üzeri a da bunların arasındadır diyebilirim. Tabanlar pozitif sayı ve birden büyük oldukları için kuvvetler dolayısıyla 2 küçüktür a küçüktür 3 şeklinde sıralanabilir. Benzer mantıkla b'yi şöyle yazsak. 2 sayısını karşıya taban olarak gönderdiğim zaman 2 üzeri b eşittir 30. 2 sayısının kuvvetlerini hatırlayalım. 1, 2'nin 1. kuvveti 2, 2'nin 2. kuvveti 4, 2'nin 3. kuvveti 8, 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 5. kuvveti 30, 2. Bu da 30 sayısı, yani 16 ve 32 arasında. O da 2 üzeri 4, 16, 2 üzeri 5, 32. Dolayısıyla 2 üzeri b de bunların arasında olacaktır diyebiliriz. Tabanlar yine pozitif ve birden büyük oldukları için kuvvetler 4, b, 5 sırasını takip edebilirler. Ve son olarak logaritmayı silip 3 sayısını karşıya gönderdiğim zaman bu da 3 üzeri c eşittir 71. Şimdi 3'ün kuvvetlerini hatırlayalım. 3'ün 0. kuvveti 1, 3'ün 3. kuvveti 3'ün 1. kuvveti 3, 3'ün 2. kuvveti 9, 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti 81. O halde 3. ve 4. kuvvetler arasında 3 üzeri 4, 3 üzeri 3 üzeri 3 küçük taraf, 3 üzeri 4 büyük taraf ve 3 üzeri c olacak. Tabanlar birden büyük pozitif sayı, o zaman kuvvetler 3 küçüktür c küçüktür 4 haline gelecektir. Şöyle bir baktığımızda a sayısının değeri 2 küsür bir şeyler, b 4 ve 5 arasında 4 küsür, bu da 3 4 arasında, yani en küçük olan a, daha sonra c, en büyük olan da b sayısıdır diyebiliriz. A c b sıralaması c seçeneğinde verilmiş. 16. sorumuzla devam ediyoruz. Yine taban değiştirme kuralı kullanacağım burada. Log 3 bölü log 2 yapalım. Eşittir a. Hatta bunu a bölü 1 şeklinde yazalım. İkinci logaritma da log 5 bölü log 3 şeklinde yazalım. Eşittir b bölü 1 olsun. Burada log 3'ün karşısında a, burada log 3'ün karşısında 1 var. Dolayısıyla biz şunu yapalım. Log 3'ün karşısında a ve 1'in ortak katı a bulunsun. Yani ikinci kesirin hem paydasını a ile hem payını a ile çarpalım ki kesirin değeri bundan etkilenmesin. Böyle bir şey yaptığımızda artık log 3 gördüğümüz yere a yazar iken log 2 gördüğümüz yere 1. Çünkü log 2'nin karşısında 1 var. Ve log 5'in karşısına ne gelmiş oldu? Log 5 gördüğümüz yere de b çarpı a ya da a çarpı b yazabilir hale geliyoruz. Şimdi log 15 tabanında 30'u. Yine taban değiştirme kuralı yardımıyla şöyle yazmak mümkün. Log 30 bölü log 15. 30 sayısı çarpımlarına ayrıldığı zaman 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde dönüşür. 15 sayısı ise 3 çarpı 5. Bu yüzden pay kısmı log 2 artı log 3 artı log 5 olurken paydası log 3 artı log 5 şeklindedir. Peki log 2'nin değeri neydi? 1 artı log 3'ün değeri a, log 5'in değeri de a çarpı b demiştik. Bölü payda kısmı log 3'ün değeri a, log 5'in değeri a çarpı b şeklinde. Tabii bunların sırası değişmiş olabilir. Ancak a seçeneğinde uygun yazım görünüyor. Evet arkadaşlar, 170. testimizin soru çözümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.